Evet. وَلَا تَكُمْ مِمَّنْ يَأْمُرُوا بِهِ وَيَنَعْنُوا O emir edip sırt çevirenlerden olma. Ha? فَتَبُوَا بِاسْمِهِ Ha? فَتَبُوَا بِاسْمِهِ مَا مَعَلَ تَبُوَا Evet. فَتَبُوَا اَيْ تُصَبْ بِاسْمِهِ Onun sana geçireceği zararla sen ne yaparsın? Zararlanırsın. İsabet sana zararı isabet eder. Günahı isabet eder. Haramı isabet eder. Evet. وَتَتَعَرَّدَ فَتَبُوَا بِاسْمِهِ وَتَتَعَرَّدَ لِمَقْدِ اللّٰهِ فَتَبُوَا بِاسْمِهِ Onun efendim günahıyla, onun haramıyla musab olursun ve aynı zamanda وَتَتَعَرَّدْ لِمَقْدِ اللّٰهِ Allah'ın gazabına uğrarsın. Allah muhafaza. Makt, manel gazab. Allah muhafaza. قال الله عز وجل كَبُرَ مَقْتًا Yeter gazap olarak indallahi. Allah'ın gazaplanması yeterdir. En tekulu ma la tef'alun. Söyledikleriniz söyleyip de yapmadıklarınız tebliğ edip de yerine getirmediğiniz sizin için Allah katında gazap olarak yeter. Sizin için Allah'ın gazabı olarak yeter. Allah'ın gazabı kimlerin üzerinde burada? Söyleyip yapmayanlar. Söyleyip kendileri yapmayanlar. İnsanlara söyler, anlatır, vaaz eder, nasihat eder. Ama kendisi yapmaz. Haramdır der, kendisi haram işler. Namaz kılın der, kendisi kılmaz. Onun için ayet-i kerimede, bir başka ayet-i kerimede اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ Sizler insanlara iyiliği emreder de kendinizi unutuyorsunuz. لِمَ تَقُولُنَا مَا لَا تَفْعَلُونَ Niçin yapmadıklarınızı söylüyorsunuz? كَبُرَ مَقْتَ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُ Allah katında gadab olarak yeterlidir اَنْ تَقُولُ Söylersiniz ancak مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapmıyorsunuz. Yapmadığınızı insanlara söylemeniz, inanmadığınızı insanlara inandırmanız, yaşamadığınızı insanlara yaşatmanız sizin için Allah katında gadab olarak yeterlidir. Allah sizi sevmez. Bu asrın en ciddi şekilde musibetlerinden birisi de budur. Ehli tebliğin, ehli ilmin içinde bulunmuş olduğu ciddi bir hastalıktır bu. Ciddi bir hastalıktır. Bu ciddi hastalığın bize hatırlattığı nedir biliyor musun? Vahiyden çıkıyoruz. Allah'ın emrinden çıkıyoruz. Sanki irşad edenler de, tebliğ edenler de böyle herkes olmaması gerek. Vahyin nasıl bir alimin icazeti var, bir fıkhın icazeti var, bir hadis ilminin icazeti var. Öyle o dersi vermesi gerekiyor. Bana bu asırda zahir oldu ki vaazların da vaizlerin de öyle bir icazetleri olması gerekir. Hem ilmi hem manevi. Yani ruhen o terbiyeden geçmiş. İlmen o terbiyeden geçmiş bir sınıfın ancak müessir olacağı için sanki bunlar da öyle olması gerekir. Öyle her satırları bilen ve sadırlardan mahrum olan satırları biliyor ama sadırlardan mahrumdur. Kalkıp çene yapması ben aciz gibi ne kadar tesirli olur. Ben fakir gibi ne kadar tesirli olur. Ama gel gör ki 100 yıl 200 yıl önceki sokaklarında hiç haram olmayan gözü harama bulaşmamış, kulağı harama bulaşmamış bir insanı hatta 1000 yıl önceki, hatta sahabelere kadar bir sahabeyi, bir ilim ehlini bugün sokaklarda gözleri haramdan hali olmayan,
kulağı haramlar hali olmayan birisi eleştiriyor. Eksik geliyor. Diyor ben daha iyi tebliğ ehliyim. Ben daha iyi anlatıyorum. Onlar bilmiyorlar. Ben biliyorum. Efendimle daha yakın olan, onu daha iyi bilen, hadislerine daha hakim olan, ilmine daha hakim olan, helal harama daha çok hakim olan bir yaşam tarzını bugünün yaşamıyla yetişmiş biz acizler tartışıyoruz. Onun için vaazların da alimlerin ilmi ve ruhi bir terbiyenin, ilmi ve manevi bir terbiyenin içinde olarak ancak tesirli olacağına kanaat getirmemiz gerekir ki bu sınıfın da belli ulemalar ve meşayihlerdir. Ha bu da illa sıfatı şeyh veyahut da, hayır bu akademik kariyerli bir kardeşimiz de olabilir. Bu medrese ehli bir mucazımız da olabilir. Ondaki şart şudur. Allah için olmaz. Allah'ı gaye edinmesi, Allah'ın rızasını gaye edinmesi, haramlardan sakınarak söylediğini, tebliğ ettiğini söylemesi, çünkü haramla İslam ihya edilemez. Haramla İslam ihya eden aldanmıştır. Ve buna çok daha güzel deliller de getirebiliriz. Ama her şey şu anda biliniyor. Allah-u Teala inşallah bizlere tesirini halk edecek insanları göndersin. Ehil insanları göndersin. Bu ümmeti sahipsiz bırakmasın.